Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik 4. sene liseyle devam ederiz yaşam ortam fiziğiyle. Ve bugünkü dersimiz olarak ozon tabakası, daha doğrusu ozon tabakası değişiyor. Demek geçen derste andık camlı bahçe etkisini ve gördük camlı bahçe etkisi nasıl yardım eder, daha nasıl Maalesef kötü taraftan nasıl istedir ve ona göre dünya dünyada sıcaklık ağır artsın. Ama ondan bu dildir sadece bir problemle insan tarafından da elde edilir. Ve ikinci deyim problemle etki eder küresel ısınmaya ve buna göre daha büyük zarar gelir yaşam ortamına der ozon tabakasının değişmesi. Ozon tabakası der bir katman ne bulunur stratosferde atmosferin bir katmanında ve der elde edilik Ozon atomlarından. Ozon atomlarıdır. Daha doğrusu 3 tane 3 e, atomlu 3 üç atomlu 3 üç oksijen atomun bağlanması ne elde ediyorlar? Moleküller. Demek e, ozon tabakası aynı nasıl camlı bahçe efekti bir çeşit doğal şekilde nur Bir dünyanın diyebiliriz bir çeşit kalkanı gibi. Demek kullanılır ki korunu korur daha doğrusu insan yaşam ortamında yaşam ortamını ve ona göre dünyayı değişik ultraviyole UV ışınlarından ne yayılır evrende güneşten ve değişik yıldızlardan. Demek doğal olarak dünyaya ne zaman demek dünyada ozon katmanına ne zaman gelir devam böyle daha doğrusu. Ne zaman gelir değişik aşamalar. Bu aşamalarda vardır. Tabi sıcaklıktan ışık ve kızıl ötesi aşamalardan başka vardır. Hem vardır hem UV aşam var. Demek burada güneşten ne gelir diyelim ne gelir güneşten UV aşam var. Genelde de zararlı aşam var. Biz zaten okuduk ki vardır zararlı aşamalar var geçen yarı yılda ve gördük onlara net kasını DNA zincirine hastalık var vesaire ne meydana gelebilir. Demek ne zaman gelir bu aşamalar? var? Burada devam aşamaları göstereyiz. Örnek yeşil renkler. Bu var. Dünyada olan ozon tabakasında vardır absorbe edilsinler. Demek burada dünyada deriz ki vardır bir a, miktarda a, ozon. Demek budur dünyanın ozon tabakası. Ve bu ozon tabakası bir tevi dünyayı diyelim kapsar. Değişik a, deyim, seviyelerde değişik miktarda vardır ozon. Demek UV ışınları. UV ışınları. UV varanın vardır değişik ıı, miktarda güçleri ıı, vardır demek daha güçlü ve vardır daha şiddetli daha doğrusu ve daha az şiddetli. Ama yaklaşık hepsi ne zaman çarpışırlar ıı, ne zaman çarpışırlar ozonla ozon onları absorbe eder ve ona göre ıı, daha az UV ışınları dünyanın içine vardır. E şimdi normal durumda demek ıı, bu ozon ozonun elde edilmesi oluşur doğal halde. Demek doğal halde U ve ışınlarının aynı zamanda vardır etkisi oksijen atomlarına, daha serbest oksijen atomlarına ki onlardan elde edilsin uh, ozon uh, ki elde edilsin ozon parçacıkları. Daha doğrusu örnek başlangıçta eğer var ise iki tane oksijen atomi. Burada göstereyiz mavi, iki tane mavi uh, atom birbiriyle. Demek bu vardır iki tane oksijen atomi o. Ve bu oksijen atomlarına ne zaman belli bir enerji, belli bir ışık daha doğrusu, gelir. Onlar o enerjiyi kabul ederler. Demek enerjiyi göstereyiz böyle bir dalga şeklinde. Hem ki o enerjiyi işaret ederiz nasıl F, F, ile. Demek bunlar bu enerjiyi kabul ederler ve ondan sonra ayrılırlar birbirinden. Demek bu durumda a, demek kabul ettikten sonra bu enerji sayesinde iki tane oksijen atomi ayrılır birbirinden diyelim uzaklaşırlar. Şimdi vardır serbest oksijen atomları yalnız ne diyelim atmosferde bulunurlar. Bu oksijen atomlarından bazıları olabilir buluşsunlar yeni diyelim O2 atom ile demek burada bunu yazalım ki de O2. burada O2. A diğer tarafta vardır 2 tane sadece iki oksijendir sağ tarafta. Ve ne kabul etti? Kabul etti belli bir UV ışını. UV ışını enerji için. Demek UV ve oksijen 2 aa, elde etti 2 tane, tane ayrı oksijen bir tane ayrı oksijen atomu. Hem şimdi olabilir bu oksijen atomlarından bir tanesi diyelim buluşsun ve ona göre bağlansın, tavsiye birleşsin. Bir tevi a, bu a, iki tane ile ne vardır? Ve bu şekilde bunların birleşmesiyle demek çarpıştıktan sonra elde edilir ozon atomları, ozon atomlarıdır der daha doğrusu ozon molekülleri der üç tane oksijenin birleşmesi demek üç tane oksijenin birleşmesi elde eder ozon ve onu işaret ederiz nasıl o 3 demek burada dır daha doğrusu kimyasal olarak burada deriz ki elde edilmiştir O3. Bu şekilde doğal bir halde üretilir ozon atomları dünyada. Ve bu ozon atomları yardım eder. Demek ki absorbe edilsin. Demek ki absorbe edilsin UV var. Demek dünyanın stratosfer katmanında dünyanın atmosferinde stratosfer katmanında ozon tabakası bulunuyor. Ozon tabakası ozon atomlarından çok ozon atomlarından elde edilmiştir. Ve dünyayı tehlikeli UV ışınlarından korur. Demek daha doğrusu ozon atomları ozon UV ışınları absorbe eder. Demek görürüz ki vardır belli bir miktardaki ki onu vardır absorbe etsem. Doğal olarak UV ışınları değişik oksijen atomları ile kimyasal sürece girer ve bu şekilde ozon miktarı yenilenir. Demek vardır bir yenilenme ki ozon kabul etsen. Ondan sonra ozon yine kabul ederek enerji yine gelir. En vardır parçalansın oksijen atomlarına. Onlar sonra gene vardır birleşsinler. ve bir tevi vakit kopar kopar ve birleşir bir tevi zaman bir, bir şekilden başka bir şekilden başka şekilde. E şimdi maalesef Yine aynı nasıl neydi problem, aynı nasıl ne vardır problem neydi camlı bahçe efektiyle aynı olay vardır burada. İnsanın yaptığı değişik etki, yaptığı değişik sanayinin gelişmesi sayesinde dedik ki vardır değişik ve yeni yeni bulunan gazlar ne atmosfere yayılırlar. Bunlardan andık birileri idi kloro, fluoro, karbon var. Daha doğrusu ee, C, F, C olarak adlandırdık bunları. Demek bu ee, değişik gazlar şimdi ne zaman onlara etki eder UV ışınları? Elde edilir birkaç çeşit yeni süreçler atmosferde ne ozon atomlarını yok eder ve ona göre onlar yenilenemez. Niçin? Bir tevi dünyada ozon demek hareket eder atmosferde rüzgarın etkisiyle, dünyanın çevrelmesiyle vesaire. Ve en büyük problemdir ki ozon katmanında ozonun yok olması ile bazı ozon delikleri meydana gelmiştir. Bu ozon delikleri demektir ki orada ozon yoktur. Demek ozon katmanı boştur. Hem ona göre UV ışınları dünyaya etki edebilir. Demek yazalım emoni burada böyle biraz ve yazayım sol tarafta. Demek sanayinin gelişmesi ile insan tarafından elde edilmiş gazlar ozon tabakasına zarar getiriyor. Bu gazlar sayesinde cfc gazları ozon Tabak ozon seviyesi azalıyor ve bazı durumlarda yok edi yok oluyor. Buna göre ozon tabakasında ozon ozon tabakasında delikler meydana gelir. Demek bu delikler sayesinde demek ozon absorbe edilemez ve onun için ona göre vardır. Tamamen a, azalsın daha doğrusu tamamen a, UV ışınları etki etsin ve ona göre geçsinler ve etki etsinler in, insanlara ve canlı organizmalara ne yaşarlar. Diyelim biz yazda genelde güneştenki ki korunalım kullanırız değişik kremler a, ki ona göre yanmasın deremiz daha fazla. Ve genelde bu vardır eğer ok, okumışsınızdır. O, eğer okursan ne azar devam paketlerde şişelerde vesaire genelde devam yazar UV yüzde ne kadar a, koruma içindir. Ki ona göre daha fazla demek daha büyük yüzde yüzdesini absorbe etsen daha doğrusu a, bizi aynasından korusun. Demek ne zaman UV atomları çarpa, a, ne zaman UV ışınları daha doğrusu çarpışır bu klorofluorokarbonlardan serbestlenir etrafa klor. Demek başlangıçta diyelim bir basit şekilde bir kloro uh, kloro karbonda. Vardır 3 tane uh, demek vardır 3 tane klor atomi uh, vardır bir tane karbon diyelim karbon atomunu burada göstereyiz böyle kahverengi renkli böyle yapayız ve uh, vardır aynasında diyelim yeşillen burada sarıyla göstereyiz diyelim klor atomunu. Demek budur böyle yapası Aşağıya Vardır flor. O. Vardır karbon. C. Ve vardır 3 tane klor atomi. A, nedir bu? 3 kırmızı. Demek ne zaman etki eder bunlara? Ne zaman etki eder bunlara? UV ışınları. Demek burada göstereyiz. UV ışınları böyle devam ki gelir. Sadece böyle. Değiliz gider UV ışını. Bundan bir our avar ayrılsın. Demek burada bir klor atomi devam avar ayrılsın ve ona göre ıı, hareket ıı, eder, daha doğrusu serbestlenir. Şimdi bu klor atomi devam eder. Cl burada yazayız bunu. Demek hep aslında yazmayacağım adanın için ıı, renklerle ayarayız. Ve çarpışır ozon atom ile, ıı, ozon molekül ile. Ozonu belirledik nasıl mavi olarak demin kullandık ıı, renkleri. Demek bir ozon atomilen çarpışır ve buna bundan sonra demek ozon a, atomu parçalanır. O demektir ki klor girer bir a, reaksiyona bir sürü kimyasal sürece ozon atomu ile ve parçalanır içinden onda oksijen. Demek burada sadece belirleyeceğiz ki vardır a, oksijen atomları ve onlardan bir birisini vardır ayıralım. Demek şimdi a, bundan sonra üretilir diyelim bir Klor e, ve bir oksijen burada. Demek klor oksit. Klor monoksit daha doğrusu. Ve diğer taraftan e, vardır iki tane ayrı oksijen atomi. Demek bu var şimdi birbiriyle artık sürece giremez. Ama e, ayrı olayda demek bu kırmızı ile mavi klor monoksitlen olabilir var sadece bir oksijen atomiyle. Niçin yalnız oksijen atomları vardır? Ne elde edilir ne zaman kabul ederek devam bu ve ayrılayak ayak Buna belli bir UV geldikten sonra vardır ayrılsın. Ve bu ayrılma sayesinde sonra bu var vardır çarpışsan var birbiriyle. Demek bu var birbiriyle çarpıştıktan sonra vardır klor serbestlensin. Ve bu klor şimdi serbestlendikten sonra yine çarpışayak yeni yeni ozon atomları ile demek burada görebiliriz ki der bir öyle bir olay oluşur ve vardır tekrarlansın ve buna göre ozon atomları vardır demek ozon atomları vardır kaybolsun, daha yok edilsin demek bu olay burada sonunda ne çizdik? Aynı nasıl başlangıca geldik. Demek görürüz ki UV ışınlar sayesinde kloro klor serbestlenir. O klor ozonda bir oksi ozonu yok eder ve birleşir klorle, oksijenle. Ondan sonra aynısı daha bir oksijenle birleştikten sonra klor serbestlenir ve yine o klor vardır birleşen yeni ozon atomları ile. Demek arada burada yazalım adlandır, adlarını. Budur cefacı. Kloro, kloro karbon. Teraz bunun adını. Ondan sonra a, demek budur klor. Burada, burada var da ozon. Demek ozonla birleştikten sonra üreti var. Klor monoksit. Ve Oksijen var vardır sadece. Hem ondan sonra yine vardır tekrarlansın. demek budur açtan tekrarlanması. Demek görürüz ki bir tevi vakıt bu serbest klor ıı, atomları demek ıı, serbest klor atomları ne insan tarafından üretilmiştir etki ederler ki bitevi ıı, ozon tabakasında azalsın ve ona göre ıı, bozulsun ıı, ozon seviyesi. Demek budur maalesef bir kimyasal süreç ne olur sadece bir yönde. Demek geri dönme bundan yoktu. Ve onun için a, bu a, ozon tabakası bozulur. Demek vardır değişik. Demek budur sadece birkaç kimyasal süreçten biri. Anlayacağız demek ve göstermeyeceğiz hep Sadece isteriz gösterelim ne olur ozon uh, tabakasında ve nasıl değişir daha doğrusu nasıl bozulur ozon tabakası. Demek ozon uh, tabakasının bozulması da 1980 yıllarından uh, keşfedilmiştir ki uh, bir de daha evvel 1970'lerinden keşfedilmiştir ki uh, değişik problemler meydana gelir. Demek ozon uh, delikleri daha doğrusu meydana gelir. Diyelim uh, Antarktika'nın üzerinde yaklaşık 24 milyon kilometre kare büyü, büyüklükte bir ozon deliği var imiştir. E şimdi Güzeldir tarafın güzel. Burada tırnak işaretlerdir ki biz yenilenebiliriz ve bulabiliriz yöntemler ki düzeltelim bu bizim yanlışlarımız sayesinde bizim demek insanın düşünürüm biz ne zaman derim insanın yanlışları sayesinde düzeltilsin bu a, problemler. Demek a, bir tevi zaman araştırılır ve a, bugünkü güne kadar uh, bu ozon tabakanın delikleri bir çeşit uh, almıştır düzelsenler daha doğrusu ozon seviyesi uh, artsın ama uh, onun o Doğal olarak ki olsun lazım insan sadece uh, azaltırsın devam sanayi bakımından değişen gazların üretilmesinde uh, azalmak var ise tabii ki ona göre ozon ondan sonra doğal şekilde vardır artsın. Demek aynı nasıl neydi camu bahçe etkisi ile aynı ne var idi bahçenin kuvvetlendirilmesi Aynısının bir çeşit olay oluşur hem burada uzun tabakasıyla. demek bugünkü günde şimdi 2021 yaklaşık yakın bir yıl yaklaşırız koronavirüs meydana geldi ve Koronavirüs için büyük sayıda insanları evlerine kapattı. Daha doğrusu büyük sayıda araçların kullanışı azaldı. Buna göre çok büyük sayıda azalmıştır. Hem karbondioksit ve değişik kirletici gazların serbestlenmesi. Ve görürüz ki çok az lazımdır insan değiştirsin yaşam tarzını. Şimdi az derim burada konuşurum bir tevi dünya yarı çapında aynası için. Demek çok az değişiklikler, çok küçük değişiklikler, diyelim a, araba, uçak a, ve gemi a, kullanımından a, lazımdır değişsin ki biz elde ettiğimiz gazların seviyesini azaltıralım şiddetli bir halde. Demek çok büyük ilerleme vardır küresel ısınma bakımından demek ve buna göre havanın temizliği bakımından dünya çapında bu son yolda ne ki ne var imişler de yalan yalvarlın ondan evvel. Onun için demek çare vardır ve her zaman bir şey bulunabilir ki düzlensen. Sadece problemler ne insanlar mecburdur demek daha geniş bir bakımda eğer bakarsak insanlar mecburdur aynasını görsün ki problem vardır ve ona göre o problem kabul edilsin. Ne maalesef insanın paraya kör olmasından ve diğer taraftan çeşit siyaset maddi ve siyaset problemleri sayesinde maalesef o kadar kolay bu işler olmaz. Demek gün bugün vardır çeşit protestler yapılır, çeşit araştırmalar yapılır. insanların için biz görürüz artık ki problem gerçekten vardır dünyayla ve küresel ısınmadır. En büyük problemlerden biri bugünkü diyeyim, bizim insanın daha doğrusu genel olarak hayatında ve ona göre mecburiyiz biz bu alım demek en küçük şeyden en büyük şeye kadar herhangi bazı ilerlemeler yapılabilir. Demek hem normal Alırsam örnek kendimden başlarsam diyelim ben bir güzel etki getiririm etrafa eğer örnek araba da az kullanırsa. Diyelim. A niçin genelde bizim diyelim a en büyük etkimiz olarak araba kullanması. A araba çeşit benzin vesaire ne yakar. Bazen böyle bizim yaşadığımız bu a ortamda. A yaşadığımız ortamda. Demek ona göre hem kendimizden başlarsak biz belki gözükmez ki çok etki ederiz. Belki tanılmaz büyük etkisi onun. Ama her şey biraz biraz başlar ve ona göre yavaş yavaş her şey düzlenir. Dersimiz bugün için bu kadar. Eğer yok ise bir hangi sorunuz derslerime ee, o. eğer yok ise bir hangi sorunuz gelen derse kadar güle güle.